Beyler, baylar, bayanlar, yeni bir Planet Zoo bölümüne hoş geldiniz. Serinin devam eden 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, 10 bölümlük bir Planet Zoo serisi olacak. Ve evet, harika bir hayvanat bahçemiz var. Maşallah diyelim, nazar olmasın. Burada da tatlı tatlı hayvanlarımız vardı. İsterseniz kamera moduyla şöyle kendimizi şuraya atalım ve hayvanlarımızın keşfini yaparak serimize başlayalım. Arkadaşlar siz bu videoları seyrederken... Ben askerde olacağım. Bunlar stoktan oynatılan videolar olarak aklınızda bulunsun. İki tane hatta üç tane sanıyorum yeni yavrumuz var. Pardon iki tane büyük dişimiz var. Bir tane büyük aslanımız var. <laughs> ya neden her bölümde böyle ben çiş yapan hayvanlarla karşılaşıyorum ya. Bak yine pisledi oraya. İki tane de çok tatlı birbirinden güzel mi güzel yavru aslanımız var arkadaşlar. <laughs> Bunlar benim aslında e, tabiri caizse arkadaşlar yetiştirmek üzere biriktirdiğim hayvanlarımdı bunları güzelce yetiştirip satıp para kazanacaktım. Yani temel şeyimiz oydu. Evet, şimdi hayvan çok stresli diyor. Hayvanın stresli olmasının sebebi nedir acaba? Ve bu hayvanlar nerede acaba? Arkadaşlar, hayvanın stresli olmasının sebebini ben anlayamadım açıkçası. Buradalar mı? Hayvanlar burada değil ki. Burada olmayan hayvan nasıl stresli oluyor ki? Yiyecek mi yok desem? Her neyse arkadaşlar, sebebini bilemediğim bir <laughs> problem var. Öncelikle şöyle yapalım. Hayvan ticareti diyelim. Hayvan deposu. Bunları sı sıfırla kaplumbağa. Aldabra dev kaplumbağa. Bunların hepsini al. Satamıyorum maalesef. Keşke satabilsem. Bunları buraya atalım. Eğer problem olursa bir tane düz bir habitat oluştururum şuraya. Düz böyle. Hani onları onun için atarım. Sorun olmaması açısından. Yüksek miktarda çöp uyarımız var. Yemek bölümünde var bu çöp uyarımız. Eee Oyun crash yediğinde biz temizlikçi tutmuş muyduk ya? Şunun etrafını birazcık süsleyelim mi arkadaşlar? Olumsuz etki var ya misafirler üzerinde. Bu birazcık azalsın diye. Hatta şöyle yapalım isterseniz. O abimiz temizliğe başlamış. Kardeşim Allah kolaylık versin ya. O temizlik yapsın. <laughs> tamam mı? Güzel, tamam. İdare edebileceğimiz kadar şey var. Ben bir şuranın dekorasyonunu hızlandırılmış bir biçimde yapayım. Ondan sonra videonun asıl konusuna geçelim. Tabii şunlar var ya Bunların uyarılarını bir sıfırlayayım. Düşük refah diyor ya. Aa, burada yani burada nasıl düşük refah olabilir ben onu anladım. Normalde böyle bir olay yoktu arkadaşlar ya. Hayvanlar. Şimdi yavrularımız geldi buraya. Şöyle oyunu bir hızlandırayım hatta hepsi beraber gelsin. Onların tamamını görelim. Şöyle iki oldu. Şöyle yapsam ben bunu doğaya salsam. Doğaya salamıyorum. Satabiliyor muyum? Satamıyorum da. Şimdi. <laughs> Hmm, bir dakika şu ikisini arkadaşlar dur bakalım bir yükselsinler. Tamam beslenme şeyi de yüksek. E tamam düzeldi hocam şu anda bir refah problemimiz yok bizim. Allah Allah her şeyimiz tamam yani sosyal sağlık tamam her şey tamam doğum kontrol hapı uyguluyoruz bunlar da tamam. Yemek durumumuz birazcık yetersiz. O niye acaba Allah Allah ilginç yemekleri de şey yapıyorum ama iyisinden veriyorum ama. Yine de bunlara yetmiyor herhalde. Çok tuhaf. Tamam neyse oyunu tekrardan hızını bir düşüreyim. Normal seviyesine gelsin. Valla sorun yok görünüyor ama sürekli bakacağız bunlara. Bak burada tahrip edilen bir ögemiz var. Şurada. Kırmışlar mesela bunu. Bunu şöyle geliyoruz buradan. Hayvanat bahçesine geliyoruz. Suça geliyoruz. Hepsini değiştir diyoruz. Evet buradan bunlar otomatik tamir ediyor arkadaşlar. Bu da önemli bir detaydı. Tamam temizlikçi arkadaşlarımız çalışıyorlar. Normal arkadaşlarımız çalışıyorlar. Veteriner araştırmamız da bitmiş. Ala de fullenmiş. Yüksek miktarda çöp uyarısı var. Ya çöpü ben aslında çöp tenekesi de koydum buralar ama. içine atmamakta ısrar ediyorlar. Sebebi ne acaba yani? Allah Allah. Aynat bahçesine bir bakalım. Dur personellere bakalım. Temizlikçi arkadaşlara bakacağız. 3 tane temizlikçi arkadaşımız var. Ee, yüksek yükü, yüksek verimli verimli bir tanesi yüksek. Bir tane daha temizlikçi tutacağım ya. Tekrar geldim personellere. Bunların hepsini giriş bölgesi olarak değiştireyim. Zaten o kadar büyük kompleks bir hayvanat parçası olmayacak burada. Evet tamam arkadaşlar. İki tane arkadaş gelmiş şunlardan şeyimizi de alalım hediyelerimizi de alalım. Aa karşılaşmışız ya tüh. Tamam. Yüksek miktarda çöpü de hallettiğimiz zaman bütün da arkadaşlar bazı sıkıntılar çekiyorlarmış. Misafirlerimiz yeteri kadar mutlu olamıyorlarmış. Aslında çok fazla yer var ama insanlar gene de bir tık mutsuz oluyorlar. Ne diyor mesela bu? Mutluluk düşük diyor ya. Mutluluğun düşük olmasının sebebi nedir acaba? Allah Allah. İlginç. İlk defa denk geliyorum böyle bir şeye. Muhtemelen bir şey rahatsız oldular da niye rahatsız oldular acaba? Onu çözemedim yani. Şöyle biraz oyunu bir hızlandırayım bakalım. Değişecek mi bu? Şöyle bir hızlandıralım. Devam etsin. Bak buraları falan hep yakmışlar, yıkmışlar arkadaşlar ya. Terbiyesiz herifler. Hayvanat bahçesi diyelim. Hayvanat bahçesi şeyleri hepsini değiştir diyelim bakalım. Bir 40 dolarlık bir malzeme zayiatında zayiatı vermişler bana. Burada elektrik yok diyor. Bu buraya yetişmiyor mu? Yetişmiyor herhalde. Yani bu buraya kadar gelmiyorsa demek ki yetişmiyordur. Allah Allah. Düzelecek mi diye bekliyorum. Tam benim ekranımın altında kalıyor. Arkadaşlar mutluluk, eğitim, susuzluk, açlık, Bunlar birazcık sıkıntı mutlulukta ona ona nispeten düşük duruyor ve hatta bir dakika durun, böyle oyunu bir yavaşlatayım. Çok ciddi para kaybediyorum ben, acayip derecede. Hayvanlarımız mı sıkıntı daha şöyle bir bakayım, hayvanlarımız da var aslında. Besleme maliyeti de çok yüksek bunların, bayağı da bir insan geliyor ama hocam yani şeyi niye alamıyoruz acaba? Verim niye alamıyorum ben bu şeyden ya, bu sistemden. Allah Allah. Şey yapalım, birazcık bütçeyi kısalım, reklam bütçesini kısalım. Neredeydi o finans Reklam şunu bir durdur Bakalım şunu da bir durdur Tamam şu iki tanesini en azından Bütçe olarak kısalım çok şey ya Çok sıkıntı arkadaşlar 8000 dolar Paramız kaldı düşüyor düşüyoruz yani Acaba şunların fiyatlarını mı yükseltsem ki Şu şeylerin tesislerin Mesela menü fiyatı 8'di Ben bunu zaten senkronize etmişim ya Normalin üstüne çıkarmışım arkadaşlar Şuna bakalım bunun fiyatı ne kadar Tamam bunun fiyatı da iyi yani ömür boyu kardı da güzel şey de güzel yani para da kazandırıyor. Ee, bunun fiyatı ne kadar? 1 euro bu da kar ettiriyor. Yani Eylül ayında çok fazla zarar ettim ben. Sebebi ne acaba? İşçiler mi çok fazla para alıyor? Bunun acaba verdiği rahatsızlık ne kadar oldu bu arada arkadaşlar? Nereden bakacağız ona? Harita vardı bir tane harita açılması lazım. Neyse bulamadım o haritayı yani şuradan mı açılıyor? Buradan açılıyor. E ee, bu azalmamış neredeyse hiç. Aralık 80 metre. Negatif etkilenme tamam. %50 yani düşmüş abi, düşmüş hali bu kadarmış arkadaşlar. Çok güzel bir alan oluşturdum burada ama para kazanamamam benim için çok büyük bir dezavantaj. Arada kazanmamız lazım ki sirkülasyon devam etsin yani hayvanat bahçesi küçülmeye gitmesin hocam. Bir şey daha yapalım. Onu da buraya yapalım. Burayı da arada yok aslında. Biraz para biriktirsem şöyle bir az bir hızlandırayım bakayım oyunu. Reklamlardan sonra para kazanabilirim diye umuyorum ama inşallah kazanırız bu arada Allah Allah 12 bin dolar yani hiç bu kadar düşmediydi. Neden düştük acaba? Şöyle iki tane 2 bin dolarlık da reklam da vereyim gene de. Arkadaşlar toplam kar eksi 10 bin, <laughs> devam eden gider 56 bin bunun 23 pini personel 26 bini hayvan yiyeceği hayvan yiyeceği de aslında aslandan dolayı çok fazla bir yiyecek alıyoruz. Ortalama yıllık kar 7000 dolar. 2 yıl önce 3000. Geçen yıl 14000 dolar civarında bir kar elde etmişiz. Ortalama olarak. Devam eden gider şu an personel ücretleri baya bir zirvede. Yani inşallah iflas etmeyiz bu arada. Şu an hani 4-5 bin dolarım zor var. O zaman daha fazla et ile beslenen bir hayvan kurmayalım Etli hayvanlar birazcık zor oluyor galiba. Çok fazla şey yapıyorlar. Geçen yıl 12 bin dolar vermişiz mesela bu hayvanların yiyeceğini arkadaşlar. Şu aslanların yiyeceğini. 7500 dolar civarında paramız var. Ocak ayı itibariyle. Hadi bakalım devam edelim. Hatta oyun 3x'e bir aksın. Birazcık para sürkülasyonu yapmaya çalışalım. Böceklerden almadığım bir böcek var mı? Ona bir bakayım. Elimde olmayan almadığım bir böcek. Teraryum ticareti diyelim. Teraryum deposu diyelim. Bunları satmadık mı? E Bunları direkt satalım biz. 60 tane böceğim var benim. Sat hocam. 12 bin dolar para kazandım arkadaşlar. O ilaç gibi geldi yemin ediyorum var ya. Uf. Mükemmel oldu. Teraryum ticareti. Tekrardan. Şöyle arkadaşlar buradan bir tane hayvan beğenelim. Bu dev hamam böceği bende var mı acaba? Dev hamam böceği. Hayvanat bahçesine gel. Buradan hayvanlara gel. Gel. Dev. Tamam dev hamam böceği yok arkadaşlar elimde. Şu anda. Dev hamam böceğinden oluşan bir alan inşa edebilirim. Çok fazla para kaybediyorum ya. Bak 22 bin yeni oldu. Yeni hemen ol. Bak geçen yıl 18 bin dolar zarar etmişiz. Geçen yıl dediğim şu Nisan'dayız ya az öncesi işte. Demek ki inanılmaz derecede zarar ediyoruz. Yiyeceklerden çok zarar ediyoruz. Hayvanların yediği paralardan. Y yediği yemeklerden. Baksanıza toplam 40 bin dolar vermişim. Aslanları kurduktan sonra böyle oldu arkadaşlar. Aslanlar belimizi ciddi derecede büktü Çok çok yiyorlar ya Aşırı yiyorlar yani Yar hayvanlar da var daha Hepsini birleştirin bir sürü sıkıntı O zaman hamam böcekleriyle bir başlayalım bakalım Hamam böceği yok delimizde herhalde Hamam böceği Heh. Bundan Bir tane dişi aha şu altını satın aldım Öyle. şu da erkek Bunu da sa satın aldım Oyunu bilikste akıtıyorum çok hızlı gitmesin diye Bu gene çiftleşme yapmak üzereymiş bunlar Yeni yavrular verecekler bize de şu an Gerçekten en son düşündüğüm şey yeni gelecek aslan yavrusu yani en sonu bu Çok sıkıntı çok çok sıkıntı Acaba yavruları alsam mı buradan ya bir tık bunları kısırlaştırsam mı ki Bir de oyunumda bir hata var Abi tepsi harici her şeye yemek koyuyorlar sadece tepsilere koymuyorlar ya ilginç bir şekilde Bilmiyorum ama Neyse abi şu teraryumları hızlı bir şekilde kuralım da onları es geçmeyelim onlar bize ekstra çok ciddi para kazandıracaklar şuraya bir kur kurabilirim diye düşünüyorum şu alana Diğer teraryumu da şuraya koyayım arkadaşlar şöyle. Bir tane daha koyabiliyorum. Onu da koyayım. Yani elimde her türlü börtü böcek türünden olsun ki bunlardan da birazcık ekonomiyi toparlamaya çalışalım hocam. Sonra da kredi çekeceğim zaten. O da şu son olarak koyabileceğim. Teraryumda bu. Oyunu durdurdum bu arada. Malumunuz para çok gittiği için. En azından burada da bir <laughs> teraryum alanım olsun. Ekstra insanları çekelim. Yaşam alanı çok kirli diyor. Hemen bakalım hocam. Sizin sıkıntınız neymiş? Dom kontrol hapı alıyorsunuz hala. Onun etkisi geçmemiş mi ya? Vay anasını. Peki. Şu köşeyi de şuraya doğru birazcık daha şöyle birleştirebilir miyiz acaba? Bunu ben öyle bir şey istemiyorum da. Böyle bir şey de istemiyorum. Ya şurayı istiyorum. Ya işte var ya böyle de böyle deli etmezsin adamı ya. Yani bunu da istemiyorum. Şöyle yapayım o zaman ben. Şu yol kalınlığını birazcık düşüreyim. En azından şuradan şöyle ince bir tane yol alayım arkadaşlar şöyle. Buradan arkaya doğru ikinci bir geçiş olsun en azından. Burayı da iptal edelim. Tamam buradan arkaya doğru devam ederler. Buradan da teraryumlara doğru buradaki bölge genişlemiş olur değerli dostlar. Okey tamam çok güzel. Çok güzel temiz iş. Ee, şimdi kredi çekmem lazım benim krediler. 50 bin lira alırsam yıllık toplam toplam faiz 20 bin yıllık maliyet 6.254 ile 40 yıl arasında çekebiliyorum. 20 bin çeksem bana yeter mi? %5 de ödeyeceğim. 20 bin çekeyim. Ödenecek toplam faiz 0 bin. Bu ne hocam? 20 bin geri ödemek. Ha kredi öde bu. Yok kredi ödemeyelim. Tamam dur. Hayvanları kuyalım ondan sonra oyunu oynatacağım. Çünkü ekonomik olarak batabiliriz şu anda. Ter Terar pazarı, teraryum deposu. Evet arkadaşlar 2 adet hayvanımızı koydum. Bunlara artık çok dikkat etmemiz lazım. inşa ettiğimiz şeylere. Şimdi bunun şeyi dev hamam böceği bilgisi verecek bize. Yine bu da aynı şekilde. Ondan sonra sanki ben bundan koyduk diye hatırlıyorum ya. Böyle içeriği güzelce bitkilendirelim. Bu oyunu biraz oynattım. İklim olarak arkadaşlar şöyle 60-80 arası nem istiyor. 75'e düşürdüm. 25-30 sıcaklık istiyor. 28'e düşürdüm. E, artı bunların hepsini hayvan ticareti Şöyle personeller çalışma bölgeleri hop bunların hepsini de böyle e, bir arada yapayım. Ondan sonra dur bakalım daha zopetyadan şeye bakacağız. Hamam böceğine bakacağız. Şimdi dev hamam böcekleri arkadaşlar tek eşliler ve bir altı arasında yaşıyorlar. O zaman nüfus yönetimini açıyoruz. Bir tane erkek çekicilik olarak gönder. Onun dışında da 5 tane dişi Aa tek eşliydi bu değil mi? Pardon 3'e 3 o zaman. Tamam çekicilik olarak en düşüğünü gönder. Çekicilik olarak en düşüğünü yolla. Gerisini direkt sat. Nakit için sat kardeşim. Aynen nakit için satıyoruz arkadaşlar. Okeydir. 13.500 nakit yazıyor. O ne acaba? Dur bir bakayım hele şu taraflara doğru. Bunlardaki nakit durumu nedir? Ayarlar. E ee, nüfus yönetimi yok burada. Allah Allah. Dur bakayım. Bunlarda nüfus yönetimi var. Şey aksolotlarda. 230 dolar kazandırmış bana bu. Nüfus yönetimini açalım. Bu altın zehirli kurbağa. Biz bunu nasıl es geçmişiz ya? Altın zehirli kurbağa. 4 7 karışı geçti olarak olabiliyor. Maksimum erkek 2. Tamam. Maksimum dişi de 5. Tamam. Nakit için bunları da satsın. Bunları teyit etmemiş, kontrol etmemişiz ya. 40 ayaklar hiç para kazandırmıyor ya. Tamam külliyen zarar anasını satayım. Ok böcekleri ise bu şekildeler. Arkadaşlar maksimum erkek 8 demişiz. Maksimum dişi de bayağı bir... <laughs> bayağı bir vermişiz. Bunlar bayağı bir şey yapmış yani çoğalmış. Çoğalma şey durumları olmuş bunların. Tamam. Teraryumlardan biri tamamdır. Ee, bunu hamam böceği olarak güncelledim. Hemen teraryum ticaretinden böyle sıfırlayalım. Yeni bir böcek arayalım. Yılan da olur. Boğa yılanı. Batı elmas e, sırtlı çıngıraklı yılan da olur hocam. Bak bunların çekiciliği de çok iyi. Dur bakayım bir hayvanat bahçesine gel hayvanlara gel yılan yazayım bende yılan var mı yılan yok çok güzel arkadaşlar iki tane yılan yeri yapabilirim o zaman yılan diyeyim şöyle doğa yılanı diyeyim aha bir tane erkek öyle bir tane de dişi tamam mı bir daha yılan diyeyim doğu kahverengi yılan doğurganlığı iyi olan alalım şundan alalım bir tane. Bunlar kötü, şunlar kötü. En iyisi gene şu. Şunu da alalım. Şimdi hocam hayvan ticareti, pardon teraryum ticareti deposu. Şu Guntur'la Dilla'yı buraya taşıyalım. Oo, bunlar var ya bize para kazandırır ha. Çok müşteri çeker diye düşünüyorum. Şu ikisini de buraya atalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın oyunu durdurmayı çok uygun bulmuyorum ama iflas edebiliriz. <laughs> seri biter yani. Seri bitmesini istiyorsanız burada bir tık işinizi sıkacağınız. Normalde işte durdurmadıydım şimdiye kadar. Şimdi e, neymiş bu? Doğu kahverengi yılanı. Bakalım kaç kişiyle beraber yaşayabiliyorlar. Kahverengi yılan 25 arasında yaşayabiliyor. Karışık olarak yine bulunabiliyor arkadaşlar. Nüfus yönetimi bize bir tane erkek tut. Çekicilikte en düşüğünü direkt sat. Bize 4 tane dişi tut. Bu hepsini döller diye düşünüyorum. En düşük çekiciliği de yine sat. Nüfus yönetimimiz açık. Hemen oyunu bir oynatalım. Tamam şimdi buranın zenginleştirme ögeleri de açıkmış. Süper bunları da şöyle oluşturalım. Ondan sonra da şeyine bakacağız. 23-29 arası diyor. 27 derece artı 60-80 arası diyor. 77 dereceye de bunu ayarladım. 3 yok onu ayarlayacağım şimdi. Buraya geldim. Bu arada şunları da ayarlayalım. Bunun içerisinde ne var önce hayvan olarak ona bir bakayım. Hayvanlar. Boğa yılanı var burada. Bu da arkadaşlar <laughs> inek yılan diyormuşum. <laughs> ah bu da böyle. Tamamdır. Hemen hocam buradan yerleşimlerini şöyle birer tane kafa için koyalım güzelce. Boğa yılanı birebir yaşıyor diye hatırlıyorum. Hemen bakalım boğa yılanı. En fazla iki kişi çok eşli bir şekilde de yaşayabiliyorlar. Nüfus yönetimi diyoruz. Bir dişi bir erkek. Çekicilik olarak en düşüğünü arkadaşlar yine en düşüğünü her şey tamam mı? Tamamdır. Çok güzel. Oyunu start vereceğiz. Start vermeden önce elektriği de çözelim. Tesisler. Hemen tamam, elektrik su tesisleri. Bu hem elektrik hem su tesisi var bunun içerisinde böyle. Bu da çok güzel. Çok güzel bir tesis ama ben buraya güneş paneli koymayı uygun görüyorum. Bu şekilde. Aynen bu yeterli olur buraya ya. Şöyle arkadaşlar. Yani bu buraya ikisine yeter. Elektrik gideri de olmaz. Başlayalım başlatalım yani. Yavaştan oyunumuz bir aksın. Buraya da insanlar gelsin gitsin. Sadece buralara bahşiş kutusu koymam lazım benim. Şuradan direkt kopyalayayım ya. Kutu değişmiyor zaten. Şöyle bahşiş kutumuzu koyalım. Rengini falan ayarlayalım şöyle. Farklı bir şey olsun. Beton rengi olsun. Gri. Şöyle bu iç rengi gri. Okey. Şu da şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. 3 tane bahşiş kutusu yeter mi? Yetebilir ya. Şeyleri de koyalım. Sandalyelerimizi de koyalım arkadaşlar. Şöyle güzelce. İnsanlar gelip geçerken burada güzelce dinlensinler. Şey, şuralarda işte güzel güzel. E, hatta ikişerli koyalım mı? Erkek arkadaşlarıyla falan dinlenirler. Kız arkadaşlarıyla vesaire. Burası da tamam. Çöp kutusu koyacağız. Şu şekilde bankların arasına çöp kutularımızı yerleştirelim. Bahşiş kutularını da koyduk. Sadece şu az olduğum bir tane de buraya koyacağım. Tamamdır hocam şimdi değerli dostlar burası artık çok büyüdü gördüğünüz gibi insanlar muhtemelen buraya geldikten sonra hayvanat bahçesine nereye gideceğini yani ta öyle tahmin ediyorum ki kestiremiyorlar işte nerede ne var nerede ne var gibisinden gezmek için bir mepe ihtiyaçları var bakın gitmeye başladılar. Biz bu insanların gidebileceği daha fazla alan oluşturmak adına e tesisler personel odaları değil misafir olanakları olması lazım misafir olanakları. Bilgi işlem paneli. Evet panelimiz bu. Görüldüğü üzere. Şu insanlara bilgi veren panel arkadaşlar. Önce alışveriş diyelim. Böyle güzel büyükçe bir bina yapayım buraya. İçine iki tane bina koyabilmek adına. Binamı koydum çift tıkladım içerisine geçtim. Hemen buradan tekrar tesislere geldim hiçbir şeye basmadan. Personel odaları pardon misafir arkadaşlar. Neredeydi o bilgilendirme panelleri. Aha şurası bilgilendirme panelimiz. Hemen onun yanına da geldik şuraya. Yok, bilgilendirme değil tuvalet değil. Yiyecek de eksiğimiz var. Bakayım bir. Arkadaşlar şu anda içecek gibi görünüyor biraz daha önde. Su koyduk. Smoothie koyduk. Gülpe/ slash koymadık herhalde ya. Bir tane gülpe/ slash koyalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen şu adam var ya içeride çalışan abimiz. Bunun fiyatını artıracağım arkadaşlar. Şimdi sesli rehber 4. Benimseme paketi 12. Evlat edinme paketi 30. Benimseme paketi pahalı 65. 70 olsun. Mavi şemsiye 7. Yeşil şemsiye 7. Mor şemsiye 7. Kırmızı şemsiye 7. Sarı şemsiye 7. Fiyatları biraz artırıyorum mecburen. Bir i̇çeriye de girelim. Ablamızın yanına. Abi buna da tıklamak tam bir olay ya. Heh. Evet menü fiyatları fiyatları sekronize et açıkmış. Hemen sekronize edelim arkadaşlar. Şöyle 7 7 7 7. Ee, bunların fiyatını artırayım şöyle. Hemen şuradan personeller çalışma bölgeleri şunları da bunların bölgesini ilave edelim. İflas etmezsek evelallah şey yapayım ya bir dakika ya durun. <laughs> Şu iki tanesini ondan sonra hamile hamile. Şunu da depoya yolla. Hamileler de burada kalsın. Şeyi et giderini biraz azaltmaya çalışıyorum. Normalde yapmam aslında ama normal şey normal modda da hiç oynamadım. Normalde bu kadar erken zamanda aslana geçiş yapmıyoruz arkadaşlar. Yani et tüketen bir hayvana geçiş yapmıyoruz. Çünkü et tüketen hayvan demek çok ciddi bir yük demek yani. Şu bir tane aslan bütün hayvanlarımın yiye, tüm yiyecekleri tüketiyorlar burada. 3 4 tane olmasına rağmen bu benim için çok büyük bir ekonomik yük. O yüzden güçlü bir ekonomiye sahip olmadan buna girmemek lazım. Buralar çok güzel oldu maşallah ya. Bu bölümü burada bitirelim. Değerli dostlar. Eğer gene iflas edecek gibi olursak tek bir aslan bırakırız. Dişi aslan. Diğerlerini de kaldırırız depoya yolları şunlarda yaptığımız gibi. Batı Afrika aslanının yavrusu oldu. Çok güzel. Yavrusu nerede? Ha şurada bir tane erkek olmuş. Ve iki taneyi depoya yol... yolluyorum. Bir tane dişi kaldı bir tane de yavrumuz var. Yani minimum şey gene ziyaret ediyorlar. Minimum aslan böylece et masrafımız çok azalacak. Şöyle bir detaylarını gezelim. Param olsa devam edeceğim de param yok arkadaşlar. 8900 dolar civarı bir para kaldı. Hatta oyunu hızlandırayım öyle gezelim. Kamera modu serbest bakış yok o değil. Kamera modu keşif modu evet canım benim. En son inşa ettiğimiz bölge. Yılanlarımız var. Biraz daha farklılıklar olsun. Biraz daha daha fazla insan çekelim diye böyle bir şey yaptım burada arkadaşlar buralarda. Ondan sonra buralarda yine insanlarımız var. Böyle geliyorlar gidiyorlar. Çok fazla buraya gelen olmadı maalesef ya. Demek ki yılanlar ve böcekler çok ilgilerini çekmiyor bu insanların. Ya da yollar geniş. Biz öyle geliyor bilmiyorum. Arkaya doğru devam edelim. Böyle hızlıca. Çok da hızlı gitmiyor ama. Evet değerli dostlarım. Bu bölüm inşa ettiğimiz şu soldaki şey yeri var. Neydi bu Zamazingo'nun adı? Şu alan var. Buraya doğru gidelim. Burayı çok güzel tasarladım bence ya. Çok hoş oldu. Ben çok beğeniyorum. 20 bin para oldu bu arada. Güzel. Aslanları yollayınca para birikmeye başladı. Efendim burada böyle heykelli meykelli tuvaletlerin olduğu. Böyle birbirinden güzel şeylerin olduğu. Kafelerin, restoranların olduğu bir alan oluşturdum. Yine buralar aynı şekilde. Gulpes odayı çok seviyorlar ya. Bu kozmik mineyi izliyor ya. Bak, bak, buralar duvarları falan. Şöyle bir hayvanat bahçesi Türkiye'de yok ya. Gerçekten yok yani. Bu kadar detaylı, süslemeli, ilgili, alakalı. Olsa keşke. Burası da restoranımız, lokantamız. Şöyle ağaçlarımız var. Gölgelerinde yapıyor. insanlar yemek yiyorlar. Buraya iki tane destek direği koydum ilaveten arkadaşlar. Bununla da şu yukarıdaki direkleri birbirlerine bağladım. Şey yapıyorum. Gölgelik alan oluşturdum bu, bu alanda. %100 değil de biraz gölge. Güzel oldu yani. Evet oyunu tekrar biri normal hızını aldım. Kameraya da standart modu aldım. Bu bölümü ben bitireceğim burada değerli dostlar haberiniz olsun yani daha uzun yapardım aslında bir 10 dakika daha uzatabilirdim videoyu ama şey olmadı para bitince oynayasım kaçtı yarın kaldığımız yerden devam ederiz birkaç gün sonra yeni bir bölüm gelir izleyen destek olanlara çok teşekkür ederim bu kanalda bol bol simülasyon oyunları oynanıyor taş kafa kardeşinize destek olmak için beğenebilir abone olabilir bildirimleri de açabilirsiniz hepsi ücretsiz. Ücretli destek olmak isteyen durumu yerin abiler için, abiler için de katıl butonumuz aktif arkadaşlar. YouTube katıl'dan yine bizlere abone olarak destek olabilir. Katılı özel içerik üretemiyorum ama seneye inşallah üyelerimizin sayı sayısı artarsa onlara özel gizli videolarda ileride çekeceğim. İnşallah büyüdükçe onlara şey o, o işe de girişeceğiz yani. Bölümden bu kadardı. Her tarafı tamamlaya tamamlaya devam ediyoruz. Hiçbir yeri es geçmiyoruz. Hiçbir şeyi yarım bırakmıyoruz yarı bırakınca malumunuz onları bir daha doldurma şansınız olmuyor bu oyunda maalesef. O yüzden böyle bütüncül gitmek daha iyi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.